Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Korg serisi kullanan arkadaşlarımız için kullanılmayan sample ses ve davulları nasıl silebilirler onu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadarıyla. Şimdi ilk olarak doğru bilinen yanlış şöyle anlatayım. Sesi silmek istediğimiz sesi seçiyoruz buradan. Diyelim ki zurna yeni la. Bu sesi seçip yukarıdan delete dediğimiz zaman sesi silmiş olmuyoruz. Buradan bu işlemi yaptığımız zaman sadece sesin ismini siliyoruz. Sesin ana dosyaları klavyede kalıyor, yani silinmiyor. Burası sadece sesin ismini silmeye yarıyor. Öncelikle sesi silmemiz için sesin kaynağını bulmamız lazım ve her kaynakta sesin ismi farklı kaydediliyor. Diyelim şimdi performans bölümünde sesin ismi farklı, sound bölümünde farklı, multisample bölümünde farklı. Biz sesi direkt multisample bölümünden, yani kaynağından sileceğiz. Şimdi öncelikle sesin kaynağını bulmamız lazım. Sileceğimiz sesi seçiyoruz. Zurnayı seçtik. Buradan Upper 1'den bakıyoruz. Nereye yüklenmiş ses sound bölümünde? Sound 1, 8. sayfa, zurna la diye geçiyor. Çıkıyoruz buradan. Klavyemizde sound tuşuna basıyoruz. Sound tuşuna basıp Grand Piano yazan bölümden, ses seçme bölümünden User 1 Sound 1 8. sayfada La zurna seçiyoruz bunu. Bu menüdeyken menü tuşuna basıyoruz. Basic, ekrandaki Basic yazan yere basıyoruz. Aşağıda OSC yazan yer var. Oraya bastığımız zaman sesin asıl ismini buluyoruz buradan. Zurna VBR. Şimdi bunu multisampler bölümünden sildiğimiz zaman sesi komple klavyeden silmiş oluyoruz. Şimdi zurna VBR. Bu sayfadayken klavyede record tuşuna basıyoruz. Tekrar menü tuşuna basıyoruz. Multisample bölümüne giriyoruz. Empty, yani boş yazan yere tıklıyoruz. Buradan zurna VBR'yi buluyoruz. Yaptığımız bu işlem yani ufak tefek değişiklikler olsa da Korg PA800, 3X, PA2X, işte PA1000, PA700 bu serilerde hep aynı. Yani menü aynı olduğu için aynı yol izleyerek siz de kullanmadığınız sesleri silebilirsiniz. Gözümüzden kaçtı herhalde, bulamadık sesi. Ha, ilk başlardaymış. Zurna VBR. Zurna VBR'yi seçiyoruz buradan. Bu menüye atıyor bizi. Bu menüdeyken sesi siliyoruz. Yukarıdan tırnağı atıyoruz. Delete diyoruz. Delete sample diyoruz. OK tuşuna bastığımız zaman, bu sesi kullanmadığımız için siliyoruz ya. OK tuşuna bastığımız zaman sample sesini siliyor. Yani sesin bütün altlarını, kullanılan dosyaların hepsini siliyor. Sonra buradan çıkıp record tuşuna basarak geriye çıkıp İlk gösterdiğim yöntemdeki gibi performans bölümünden de delete deyip silebiliriz. Sonra da yer kaplamasın diye sound bölümünden de seçip yukarıdan delete deyip silebiliriz. Şimdi kullanılmayan davullar nasıl silinir onu göstereceğim. Yani anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle diyelim ki bir ritim yüklemiştiniz önceden. Ve o ritmi sildiniz ve o ritimde kullandığınız davullara da ihtiyacınız kalmadı. Klavyede boşuna yer kaplanmasın diye onu da silmek istiyorsunuz. Onu silmeniz için öncelikle yapmanız gereken o davulu bulmak. Ritmi sildiniz. İşte davulu ne var diyelim. Bu davulu kullanmışlar. Yeni Perküsyon 2013. Seçiyorsunuz bunu. Yukarıdan açıp
Delete diyorsunuz. İsmini siliyorsunuz. İsmini sildikten sonra Sound bölümüne giriyoruz. Menüye basıyoruz. Record basıyoruz. Buradan yukarıdan tırnağı atıp delete diyoruz. İkinci seçenek. Yani burada anlatmak istediği şey klavyede kullanılmayan, yani hiçbir yerle bağlantısı olmayan sample'ları silme bölümü burası. Yani o davulun kullandığı ritmi sildiğiniz için o davul şu anda boşta. Hiçbir ritimde kullanılmıyor. Hiçbir yerle bağlantısı olmadığı için bu seçeneği seçiyoruz. Okey dediğimiz zaman o davulun altındaki sample, işte darbuka olsun, asma davul olsun, kullanılan sample'ların hepsini klavyeden siliyor. Böylelikle klavyenizde boş yer açmış oluyorsunuz. Evet, bu ve buna benzer videoları yine yapmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadarıyla. İlerleyen videolarımda da sample ses nasıl yüklenir? Klavyedeki sample sesi flash diske atıp başka klavyeye nasıl yükleriz? Onu anlatacağım. Başka bir sette bulduğunuz güzel bir ritmi kendi setinize nasıl yüklersiniz? Onu anlatacağım. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan veyahut da merak ettiğiniz konular varsa yorum bölümüne yazıp bana iletebilirsiniz. Onlarla da ilgili elimden geldiği kadarıyla video çekip paylaşmaya çalışırım. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.